doğduğu şehirde Floransa'dayız. Burası dünya tarihi açısından oldukça büyük bir önem teşkil ediyor. Çünkü Rönesans'ın başladığı nokta Floransa, o ortaçağ karanlığından sıyrılıp insanın yeniden doğuşu dediğimiz sanatın ve bilimin ışığında yeni eserlerin üretildiği bir dönemin başlangıç noktasındayız. Buraya gelişimiz bir tık zor oldu ama onu ilerleyen dakikalarda anlatacağım size. Şimdi karnımız çok aç, bir şeyler yemeye gidiyoruz. Floransa'ya hoş geldik. Aslında geleli birkaç saat oldu. Uffizi Galeri'ye bilet almıştık. Ama yolumuz biraz sancılı geçtiği için tahminimizden daha geç vardık ve bilet yanmasın diye koşa koşa Uffizi Galeri'ye gittik. Uffizi Galeri dünyaca ünlü sanatçıların, dünyaca ünlü tablolarının ve heykellerinin yer aldığı çok büyük bir sanat galerisi. Bilet bilgisi vereyim hemen. Uffizi Galeri'nin kişi başı bileti 29 euro. Fakat biz Tuncer'le şöyle bir şey yaptık. İçinde 4 müzenin yer aldığı, daha doğrusu 3 müze ve 1 bahçenin yer aldığı kombine bilet satın aldık ve bu bilete de kişi başı 39 euro ödedik. Rönesans dönemi özellikleri taşıyan çok büyük bir saray burası. Arno Nehri'nin güneyinde yer alıyor. Eğer Floransa'ya gelirseniz buraya uğramayı da unutmayın. Şunu da belirteyim bu sarayla ilgili. Yine burada görülmesi gereken Boboli bahçeleri de bu sarayda bulunuyor. Yani buraya çok yakın. Eğer gelirseniz Boboli bahçeleri ve Palazzo Pitti'yi aynı güne ekleyebilirsiniz. Burayı içeri alıyorlardı. Şimdi size bir şeyden bahsedeceğim. Şu arkamda gördüğünüz foto otomatika var ya. Orası şöyle mi? Küçük bir fotoğraf çektirme alanı. İçine giriyorsunuz ve böyle 4 tane arka arkaya fotoğrafınızı çekiyor sizin. Tanesi 2 euro. Bunu içeride denedik. Şimdi çıkmasını bekliyoruz. 4,5 dakika sonra çıkıyormuş. O da şuradan çıkıyor. Şöyle bak göstereyim. I think you can exchange them in the gelato shop. Is it here? Değişik, tatlı. Siyah beyaz olması hoşuma gitti. Hadi devam edelim. Let's go. Keşke İstanbul'da da olsa ya böyle bir şey. Beyoğlu'na falan koysalar güzel olur. Odasından bahsedeyim biraz size. Biz Floransa'nın Uffizi bölgesinde kalıyoruz. Burası Uffizi Galerisi'ne 5 dakikalık bir yürüme mesafesinde, yani merkezde. Burası 3 kişilik bir oda. Şöyle bir çift kişilik yatak ve burada bir tek kişilik yatak da var. Yüksek tavanlı bir oda. Şu tavan detaylarını çok sevdim. Burada gördüğümüz hemen hemen tüm evlerde aynen böyle ahşap kesme tahtalar var ve hepsi yüksek tavanlı. Ve şunu belirtmemde de fayda var. Biz 3. kattayız ve burada asansör yok. Yani eğer herhangi bir sağlık probleminiz varsa veya böyle işte merdiven çıkmakta falan zorlanıyorsanız o açıdan çok avantajlı değil. Fiyatından bahsedeyim. Biz 2 gece buraya 300 euro ödedik. Kahvaltı dahil.
Bu arada otelin ismini köşeye bir yere not ederim. Sahibi, yani işletmecisi çok tatlı bir kadın. Onu da çok sevdik, iyi anlaştık. Kahvaltı dahil. Kahvaltısı da tabii ki klasik Türk kahvaltısı gibi düşünmeyin bunu. İşte kruvasan, kahve, yoğurt, konfleks falan. Hani bu tarz böyle aperatif şeylerle karnınızı doyurup direkt dışarı çıkabilirsiniz. Çok katlı bir Floransa apartmanının üst katını odaları ayırmışlar. Bu şekilde bir oda. Size ortak terastan ve mutfaktan bahsetmeyi unuttum. Burası kaldığımız otelin oturma alanı. Buradan terasa çıkılıyor. Burası da mutfak bölümü. Kahvaltıyı dün akşamdan hazırlamışlar. Buradan böyle dilediğinizi çay, kahve vesaire yapabiliyorsunuz. Fırını var. Ekmekler. Burada kızartabilirsiniz. Burada pankek. Buzdolabı. Durun, şimdi size terası da göstereyim. Burası da teras. Teras ve mutfak söylediğim gibi ortak alan. Ama yine de burada böyle bir alanın olması çok güzel tabii ki. Akşam Tuncay'la bazen burada işte kahve, şarap falan içtik. Kuleyi görüyorum. Şurası da, bir dakika göstereceğim. Floransa Katedrali'nin kubbesini görüyor. Şöyle. Bakın şurada görüyor musunuz? Çan çalıyor. Buraya nasıl geldiğimizden de biraz bahsedeyim. Çetrefilli oldu demiştim ya hani videonun bir yerinde. Biz bu seyahati bir tık son dakika ayarladık. Yani otelleri de son dakika bulduk. Otobüs, tren biletlerini de son dakika bulduk. O yüzden biraz olması gerekenden daha pahalı fiyatlara seyahat ediyoruz aslında. Eğer siz bunu daha öncesinde planlarsanız daha uygun fiyatlara, işte oteli de ulaşımı da çözebilirsiniz. Venedik'ten Floransa'ya normalde işte 2 saat gibi bir sürede trenle gelebiliyorsunuz. Fakat biz baktığımızda çok az yer kalmış ve bilet fiyatları çok artmıştı. Böyle 120 eurolara falan çıkmıştı. Sonra biz de 30 pound'a otobüs bileti bulduk. Baktık 3,5 saat. Tamam dedik, hani otobüse gelelim. Çok problem değil. Hani 1,5 saat fazla olsun. Ama otobüs yaklaşık 4,5 saat sürdü. Orada bir tık fazla zaman kaybettik. İndiğimiz otobüs terminalinden de buraya Ufuzi'ye zaten tramvaylar kalkıyor. Oradan kişi başı 1,70 euroya tramvay bileti aldık. Ve yaklaşık böyle 10 durak, 10-12 durak falan sürdü. Yarım saate de indiğimiz terminalden Floransa merkeze geldik. Floransa Katedrali'ne gireceğiz şimdi. Floransa'nın en görkemli yapılarından bir tanesi. Duomo olarak da biliniyor. Rönesans mimarisini tam anlamıyla yansıttığı söyleniyor. Eğer Floransa'ya gelirseniz görmeniz gereken olmazsa olmaz yerlerin en başında burası yer alıyor. Floransa Katedrali. Ve giriş ücretsiz. Eğer Floransa için böyle bir panoramik yukarıdan izleyeyim diyorsanız Çan Kulesi'ne veya Floransa Katedrali'nin kubbesine bilet alabilirsiniz. Yani ikisinden birine bilet almanız yeterli aslında. Signoria Meydanı'nın orada bir düğüne denk geldik. Bir nikaha denk geldik, bakın. Yaşıklar!
Böyle anları seviyorum. Edinburgh'dayken de yine böyle bir gelin damada denk gelmiştik. Piazza della Signoria'dayız. Yani Signoria Meydanı. Dünyaca ünlü heykeller yer alıyor. Ve aslında burası için açık hava müzesi diyebiliriz. Şeye çok şaşırıyorum. Yani bunlar bir müzenin içinde yer almıyor. Halka açık. Hani olası bir saldırıda zarar görebilirler. Ve bu çok büyük bir risk gibi geldi bana göre. Ama gayet açık havaya koymuşlar ve sergiliyorlar. Hemen arkamda görmüş olduğunuz Michelangelo'nun ünlü Davut heykelinin replikası bulunuyor. Orijinali Akademi Müzesi'nde. Şimdi bir yere oturduk. Ben pizza söyledim. Tuncer'de steak söyledi. Florence'da steak meşhur. Ama siparişlerimizi beklerken öncesinde bir şey söyleyeceğim. Burada Florence'a özgü bir şey var. Venedik'te karşılaşmamıştık. Her yemekten önce mutlaka önce boş bir tabak getiriyorlar ve yanına zeytinyağı getiriyorlar. Ve şöyle bir sepet ekmek. Böyle ekmeğinizi zeytinyağına banıp yiyorsunuz yemekten önce. Bu arada garson çocuk getirirken de zeytinyağının Toskana zeytinyağı olduğunu belirtti. Deniyorum. Çok iyi. Çok başarılı. İtalyanlar bu zeytinyağı olayını kapatmış. Steak geldi. Evet, burada biraz büyük bir steak geliyor. Bu 400-500 gram yazıyordu. Normalde de 2 kişilik versiyonunu 1 kilo, 1.2 kilo falan yapıyorlar. Evet. Biraz beklediğimden büyük. Değil. Ama paylaşacağız. Dene bakalım. Deneyelim bakalım. Ben de. Nasıl? Güzel. Güzel de pişmiş. Gayet iyi. Bu da benim pizzam. Servis de bu arada hızlıydı yani. Bir sipariş aldıktan 10 dakika sonra getirdiler. Restorandan kalktık. Restoranın ismi Bucali Colini diye bir yer. Zaten yazarım videonun altına da. Hesabı da söyleyeyim hemen. 41 euro tuttu hesap. 5 eurosu da kuver ücreti. Burada restoranda oturup yemekle dışarıda yemek arasında bir fiyat farkı oluyor. Kişi başı 2,5 euro kuver ücreti. Tuncer'in yediği steak bayağı güzeldi. Çok beğendi o. Ben de çok beğendim. Ben de tadına baktım. O 20 euroydu mesela. Floransa'ya gelecekseniz hani zaten pizza makarna yersiniz ama steak de mutlaka tadına bakın. Böyle memnun kaldık. Güzeldi. Devam ediyoruz. Thank you. Boboli Gardens. Burası hemen Palazzo Pitti'nin arka tarafında kalıyor. Bu arada Palazzo Pitti diye mi söyleniyor? Ondan emin değilim. O Pitti kısmı beni biraz tedirgin ediyor. Burası yani adı üstünde çok geniş bir bahçe. Her yanda ağaçlar, havuzlar, süs havuzları, çeşmeler. Aynı zamanda küçük küçük böyle birkaç heykeller falan da yer alıyor. Çok güzel, çok tatlı bir yer. Şimdi böyle biraz daha tepeye doğru tırmanacağız. Aynı zamanda Floransa manzarasını böyle ayaklar altına alan, yani ayaklar altına almak kötü oldu. Sanki kötü bir şey. Annelerin, hatta annelerin ayaklarının altına alan. Evet.
bir cennet diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Annelerin ayakları altında olan bir cennet diyebiliriz buraya. Yani şey, burada böyle biraz daha tepeye tırmanacağız. Yüksek bir noktada ve bütün Floransa manzarası ayaklarımızın altında olacak. De var ya, yani bu İtalya'ya geldiğimizden beri tabii klasik turistçilik, sürekli birbirimizin fotoğraflarını çekiyoruz ve birileri bize söylüyor işte fotoğrafımızı çeker misiniz? Biz onlara diyoruz fotoğrafımızı çeker misiniz? Tuncer çekiyor genelde fotoğrafları ve çok herkesin böyle inanılmaz güzel fotoğraflarını çekiyor. İnsanları böyle yönlendiriyor işte biraz sağa geçin, işte biraz sola geçin, elinizi şöyle yapın, işte siz aşağı doğru çömelin falan, saçmalıyorum öyle bir şey demiyor da. Böyle sürekli işte insanları yönlendiriyor yani. Güzel bir kadraj yakalayayım, tam böyle fotoğrafı, resmi ortalayayım falan. Bir de insanların bizi çektiği fotoğrafları size göstersek. Yani Tuncer diyor ki kadrajın içine bizi zoraki almışlar. Ayağımız yok. Böyle bilekten kesmişler. Fotoğrafın kesinlikle böyle ortasın ortalanmamış bir çerçeve. Çok kötü ya. Daha güzel fotoğraf çeken birisine denk gelemedik. O yüzden Tuncer'le ikimizin beraber olduğu fotoğraflar birbirinden kötü. Tepesine geldik şimdi. Burada güneşi batıracağız. Floransa'nın tepe noktalarından birisi burası. Ve genelde herkes güneşi batırmaya buraya geliyor. İnanılmaz kalabalık. Stregati dalle tarantelle. Sandviçe düştük. Mekanı söylüyorum. La Fettunta. Burada çok meşhur bir sandviç var. Onun hemen yanında. Ekşi'de okumuştum. Birisi ben ikisini de yedim ama bunu öneriyorum demişti. Rose beef'li bir sandviç aldım.
İçinde köz biber, roka falan var. Bayağı iyi. Bu arada çalışana şey dedik. Hani sana bırakıyoruz tercihi dedik. Sen hangisini önerirsen, hangisinin iyi olduğunu düşünüyorsan ona söyle dedik. Bunu seçti. Gayet iyi. Öneri. Florence turumuzun sonuna geldik. Dediğim gibi biz buraya 2 gece ayırdık. 2 gece Venedik, 2 gece Floransa ve 3 gece de Roma olacak şekilde bir plan yaptık. Fakat eğer böyle sanat sepet olaylarına çok düşkünseniz bence Floransa'ya minimum 3 gün ayrılmalı. Mesela biz şey dedik, burayı gördükten sonra keşke Venedik'te bir gece kalsaydık, Floransa'da 3 gece kalsaydık diye düşündük. Ama bu tamamen sizin nasıl bir insan olduğunuzla ve ne aradığınıza bağlı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım izlerken de insanlara aynı duyumu yaşatır. Biz çekerken çok eğlendik. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Neyse, bu videoyu kapatıyorum. Videoyu beğendiyseniz videoyu likelamayı ve eğer hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Roma'da görüşürüz. Bye bye.